Hayatı anlamak için farkında olmak, farkında olmak için okumak, izlemek ve dinlemek gerek. Köşe yazarları gazetelerinde zamanı ve olayları yorumluyor. Biz de her gün TGRT FM'de, TGRT FM'de yorumsuz sunuyoruz. Saat 18'de sizlerle. Şimdi reklamlar. Reklamları dinlediniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün söz e, Söz Sözü Açtı programıyla haftanın ilk günü tekrar birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas. Bedirhan Çoban var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve tabii emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu da stüdyoda canlı yayında <laughs> konum efendim hoş geldiniz hoş bulduk ata bey şimdi Sakarya'yı konuş şey affedersin Sarıkamış'ı konuşuyoruz evet ee, artık medyada da ufak ufak efendim o faaliyetler bugün yapılacak faaliyetler bu hafta içerisinde yapılacak faaliyetlerden bahsediliyor. Sarıkamış'ta hmm. ne yaptık? Nasıl bir adım attık? Evet. Ne kaybettik? Evet. Ee, akıllı bir adım mıydı? Stratejik bir adım mıydı? Bir kurmay aklı var mıydı orada? Hatta devlet aklı var mıydı? Niye yaptık bu harekatı ve niye bu kadar şehit verdik? Resmi 70 galiba. Vatandaş 90 bin. Diyor. 90 bin. Diyor. Evet, evet, efendim. Bir yerden başlayalım. Bak, Bence Sarı evet. konuşalım Şimdi, Şimdi Ata Bey... E, bu hafta bu Sarıkamış şehitlerini anma haftası gibi. Evet. E, hatta dünkü gazetelerde vardı İstanbul'da zannederim Esenler Belediyesi bile e, Sarıkamış şehitleri anmak için öyle bir tören. Tefik Tevfik Göksu başkanlığında evet. AK Parti ve, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Evet. Doğrusu aynı zamanda e, şeyi de bir grup başkan vekili. Evet. Diğer yerlerde de ve Sarıkamış'ta da zannederim bu hafta sonunda ee, e, resmi olarak böyle e, e, Allah-u Ekber dağlarında o sarı kamış harekatının geçtiği yerlerde e, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir yürüyüş yapıp bir anma töreni yapıyorlar. Yani. Şimdi bu aşağı yukarı Ata Bey 10-15 senedir gündeme geldi. Evet. Ondan önce hiç bu hatırlanmazdı. İstanbul yerleşine yani, bir kalp cerrahı profesör evet. Evet. evet, evet. O bahsettiğiniz o sarı kamışlı bir doktor Tabii. bir e, dernek kurarak bu sarı kamış şehitlikle şehitlerini anmak için bir çalışma yaptı. Aşağı yukarı 10-15 sene önce ve bu yaptığı çalışmada neticede semeresini verdi evet. ve o gün bugün artık resmi olarak da e, sarı kamışta her sene şehitlerimizi yad şehitlerimizi ediyoruz. Yad ediyoruz evet, Allah anlıyorum. gani gani rahmet evet. etsin. O e, doktor da zannederim e, işte babası dedesi Sarıkamış'ta şehit olmuş. Tabii. Ailesinden efendim şehit oldukları için bu konuya özel olarak ilgilenmiş ve netice almış. İşte o gün bugündür şimdi bu konu biraz hassas bir konu. Niye bakın e, Sarıkamış harekatı nedir? Birinci Dünya Harbi'nin dokuz cephesinden birincisidir. Bir tanesidir. Orada mı başlıyor yoksa var? birincisi Aha. mi? Ve dokuz aynı zamanda birinci. birincisidir ha, de. Bravo. Yani e, bakın e, ne zaman başlamış? 22 Aralık e, 5 e, Ocak arasında. 22 Aralık 1914 5 Ocak 1915 arasında devam etti bu yani da, zemheri dram, ayında evet ya da, da zemheri de evet, yani en e, soğuk e, aylarda evet. günlerden ve e, birinci dünya harbinin de ilk cephesidir. <laughs> bu dokuz cepheden birisi ben. biliyorsunuz bu e, o zamanki iktidarda olan iddia partisinin iddiaçı İddiat komitecilerinin, terak, Terakki Cemiyeti Cemiyeti'nin komitecilerin hatta cemiyet dediği komitacı olarak bunları değerlendirmek lazım. Gerçekten de öyleydi ve o başındaki Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa bu üç triumvirlik e, koskoca devleti, Osmanlı devletini e, bir hiç uğruna, Alman sevdası uğruna harbe soktular. Niye Almanya'ya aşık olmuşuz? Evet. Alman'a aşık i̇şte olmuşuz efendim. Alman'a niye aşık olmuşuz? Evet yani. İşte bunun temelini e, daha önceki e, olayları hatırlamak lazım. Evet ata bey. Yani ta Sultan Abdülhamit Hanı tahttan indirmek için kimlerle nasıl işbirliği yaptılar? E, Balkan komitacılarıyla evetim e, Alman İngiliz e, büyük elçilikleriyle nasıl işbirliği yapıldı da Abdülhamit Han tahttan indirildi işte ondan sonra felaketler başladı onun devamıdır Birinci Dünya Harbi'de dikkat Anladım. edin işte bu Birinci Dünya Harbi'de bir evet evet aynen öyle şimdi <laughs> e, biliyorsunuz bu iki Alman gemisinin e, Türk üniforması, Osmanlı üniforması giyerek e, Karadeniz'e açılıp Rus e, limanlarını bombalamasıyla fiilen e, girdik. Nitekim hemen 31 Temmuz'du, pardon 31 Ekim idi. Hı. Aynı gün Ruslar hemen cevap verdiler. Nasıl cevap verdiler? Biliyorsunuz Doğu Anadolu'da 93 Harbi'nden sonra Kars, ardahan efendim e, sarı kamış onlar evet. neydi? Rusların tamam. elindeydi. Geçti, evet. Dolayısıyla Ruslar hemen bu e, bombalamaya cevap verdiler. Nasıl cevap verdiler? E, e, Doğu Bayazıt'tan ve Kars'tan Türk Osmanlı hududunu tecavüz ederek savaşı başlattılar. Ne zaman? 31 Ekim'de, 1 Kasım'da hmm. bir e, Doğu Bayezid'den, bir de Kars'tan Osmanlı hududunu geçerek Rus askerleri Rus ordusu doğu cephesini başlattı. Şimdi bir dakika Bakın, burada bir şeyi bir netleştirelim. Evet. Şimdi iki tane gemi. Bunlar Türk gemisi mi? Osmanlı gemisi mi? Şimdi bunlar biliyorsunuz Alman iki gemisiydi. Hı. Ee, Neydi? Goben Breslav isimli evet. İngilizlerden kaçan bir gemi Akdeniz'e girdi tamam. ve mecburen Türkiye'ye girdi. O zaman işte e, siyasi bir takım manevralarla e, bunu itaatçılar satın aldık. E, bizim gemimiz e, artık. Bizim gemimiz diye yani bu, şey bu yaptılar. Bu gemi gitti ama e, Sivas Topolo e, bombaladı. Bombaladı. Onunla mı başladı bu e, savaş? E, savaş on evet. Fiilen Aha. bununla başladı. <laughs> tamam. Daha Sonra önceki, Ruslar evet. Doğu Beyazıt üzerinden Doğu'ya geldiler. Anında Doğu Beyazıt üzerinden Tabii Kars'tan Ardahan. geldiler. Evet. Ve bakın Doğu Anadolu. Do ee, 1 Kasım'da Kars'ı geçip Pasinler'e, Elişkirt'e kadar geldiler. 6 Aman. Kasım'da, 6 Kasım 1914 tarihinde esas... Osmanlı Türk ordusu ile Rus ordusunun karşılaştığı tarihtir. Nerede? Köprüköy bölgesinde. Burada Köprüköy olsun, köprü şimdi ilçe Hasan Kaya'ya gelmeden ha. ...işte orada Yalnız ilk... orada Ermenilerle beraber hareket ediyorlar... ...Ermenilerde örgütlüyorlar... Ruslar, evet. ...Taşnak Ruslar, ve Hençak örgütü aynen var öyle. biliyorsunuz... Evet. evet. ...Ruslar, Ermenileri de yanlara kaldı... Evet. ...bu Köprüköy Muharebelerindeki... ...6 Kasım'da... E, ...Rusların bu taarruzu durduruldu... Evet. ...yani Osmanlı bizim... E, ...ordu... ...burada e, başarı kazandı... ...devam etti, nihayet... ...11 Kasım'la 19 Kasım'a kadar... E, muharebeler devam etti Burada Azapköy Muharebeleri diye evet. geçer Azap Köy'de de e, Türk ordusu Osmanlı ordusu Rus ordusunu durdurdu Ve başarı sağladı Ve hatta e, Devam ettirebilirseydiler Belki Rus ordusunu e, Tamamen imha edebileceklerdi Ancak iklim şartları hı hı. Ondan sonra cephane yokluğu Askerin tecizatının müsait olmaması, bu cephane yokluğu, eh. o nedenle e, baharı beklediler. Hı. İşte o sırada cema, şey, e, Enver Paşa bu başarıdan e, faydalanarak, Almanların da desteğiyle efendim, hemen... E, taarruza geçilmesini istedi Sarıkamış'ta ha, bir, Ve, bir de Balkanlar şeyi affedersiniz Kafkaslar üzerinden gitmek evet, istedi Evet e, evet yani bu Sarıkamış e, bu başarılı ilk başarıyı alınca Doğu cephesinden onu kullanmak istedi ama burada Almanların e, büyük bir e, etkisi var biliyorsunuz ya, harbe Almanların yanında girdik Almanlar mecburen bizi yanlarına aldılar. Niye? Birinci Dünya Harbi başladığı zaman biz başlangıçta Osmanlı Devleti harbe girmemişti. Evet. Bu arada Almanlar Avrupa'da sıkışmış bir durumdaydılar. Heh. Acilen Osmanlı'yı da yanımıza yanına alarak harbe soktular. İşte bu iki gemi hikayesi biraz ha. önce bahsettiğimiz. Onun başka cepheler, eser, dikkatleri eser. başka yerlere evet, çekti. Yani bizi fiilen sokarak Hı. ve e, Osmanlı cephesi geniş biliyorsunuz. Daha nereden Rumeli'den Arabistan'a kadar Aden Körfezi'ne kadar bütün Kızıl Deniz bu cephelerin hepsi Osmanlı'nın. Şimdi, Osmanlı Şimdi Bunlar bu Bunlar tamam da burada bir şey var yalnız. Siz bir konuşurken ben cümlenin içinde yakaladım sizi. Almanlar niye rahatlamak istiyor? Çünkü bir taraftan İngilizler, Ruslar Dur. Ee, Almanya, Almanya üzerine gidiyorlar evet. ve Almanya'nın neredeyse tecisadı bitmiş bi mücadele bi edecek durumda değil bir de dikkatleri bu tarafa çekiyor... Evet, evet. bir de e, oradaki e, Avrupa'daki e, muharebeler statik bir hale almıştı... Almanlar sıkışmıştı tamam. Dolayısıyla oraya açmak için Osmanlı'yı e, harbe sokarak işte farklı ilk cephede e, doğuda Hı. E, açarak e, ...Rus birliklerinin Osmanlı cephesine kaymasını evet. istediler. Aynı şekilde daha sonra bu Sarıkamış harekatından bir ay sonra da kanal harekatı yapıldı. O da Almanların teşvikiyle kanal harekatı Mısır'ı fethetmek üzere bu sefer Cemal Paşa çıktı piyasaya. O da aynı şekilde Almanların tazikiyle Almanların teşvikiyle efendim çünkü buraya da İngilizler kuvvet kaydırıp Mısır Süveyş üzerinde dolayısıyla Avrupa'daki Al Alman birlikleri nefes alacaktı hı hı. ve aldırdılar da. Daha sonra Çanakkale cephesinin de açılması hep bu Alman menfaatlerine yaradı bütün bunlar. Cemal Paşa evet. da Kadıköy'den bindi trene evet. en fazla Suriye gitti geri döndü. Mısır'a evet. gidemedi. Evet. Evet ve maalesef, maalesef evet işte bu e, sarıkamış harekatı bir ay sonra e, kanal harekatı hep bu birbiri üzerine Tabii. geldi ve e, bakın sarıkamış harekatı bir ay sonra e, kanal harekatı derken Çanakkale Hah. Çanakkale savaşı ve zaferi bu buradaki başarısızlıkları unutturdu. Tabii. Ve eee iddiaçıların bu başarısızlığı ya Enver Paşa'nın ve Cemal Paşa'nın bu Çanakkale zaferiyle e, örtüldü. örtüldü ve bir de ...1918 yılına kadar... ...Birinci Dünya Harbi sonuna kadar... çana ...Sarı Kamışçı... ...kimse ismini almadı... ...biliyorsunuz Sarı Kamış... ...aşağı yukarı... ...90 bin şehit deniyor... Hı. ...ama resmi vakam, rakamlar... ...75 bin... Efendim. ...bunların içerisinde... ...Genelkurmay'ın resmi açıklaması var... ...17 bin isim var... ...şehitlerin... ...diğerlerinin pek isimleri yok... ...o dönemde... ...dolayısıyla... Tek mermi sıkmadan evet. donuyorlar Sarıkamış'ta evet. ya. Yani burada büyük allah bir... allah Çünkü evet. başlangıçta Enver Paşa'ya e, karşı çıkıyor. O, orduya, e, doğuya gelince Enver Paşa... E, karagahı hep Alman subaylarından oluşuyor. Bir yaveri Türktür. E, Enver Paşa'ya kim karşı başka, geliyor? Or, üçüncü ordu komutanı Hasan İzzet Paşa... Ha. ...konuyu anlatıyor bu... ...Köprüköy, Azapköy olmaz. başarılı olan ordu komutanı... Hı hı. Bu, diyor, ...bu böyle kalsın, baharda bu harekatı devam ettireceğiz diyor. Tabii. Şu anda ki bu melbusat cephane yok. Hı hı. İklim, Aralık Tabii. ayı, 22 Aralık. Ondan sonra bir kısım askerler e, Arabistan'dan getirilmiş. Ne kar görmüş, <laughs> ne soğuk sanmış. görmüş. Bunları anlatıyorlar... Bu olma İzzet diye. Hasan Fakat Paşa ne Hasan oldu? İzzet Paşa ha, Hasan diye. İzzet Paşa Evet Hasan İzzet Paşa'yı efendim e, görevden alıyor. Kendisi Hı. ordunun başına geçiyor. Ne diyorsun? Ee, Enver Paşa düşüne başkomandan vekili ya ha. onun hatta kendisi Harbaka demilerinden, o harbiyeden hocasıymış. Haca, hocam olmasaydı seni kurşuna dizdiririm diyor. Aa. Karşı çıktın diye. Mesela orada kolordu komutanlığı yapan e, tanınmışlardan e, Nedim Paşa Tevzi var, Çakmak var, Çakmak ha. var. Bunlar da karşı çıkıyorlar... Sebep bu. Yani o başlangıçta Köprüköy, Azapköy başarılarından hmm, ümitleniliyor. Ama mevsim Aralık ayı artık yılbaşı Doğu'nun işi. En Enver Paşa'nın yani. haberi yok. burada daki mevsimden herhalde ve neticede e, Almanların da şeysiyle bu yapılan e, 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 sarı kamış harekat planı uygulanmaya başladı ve 22 Aralık'ta başladı 5 Ocak'ta bitti evet. ama e, kar kış soğuk askerin durumu ve e, ...işte halk arasında 90 bin Tabii. E, şehit diye geçer, efendim. E, dolayısıyla büyük bir Mirat-ı Hakikat kitabı var oldu. rahmetli Profesör evet. Niroğlu'nun. Evet. Orada Aynen. çok güzel izah ediyor. Aynen öyle. Evet. Yani bu plan 17 -18 güzelmiş. 17-18 yaşlarındaydı Bunun... O kitabı 2-3 defa okudum komutanım. Evet. <laughs> evet. Doğru. Değil mi? Çok e, resmi ve doğru tamam. bir e, bilgi var orada. Bilgi var Hepsi tarih şeylere, kitabı. Hepsi şeylere belgelerde. Tabi bu mesela askeriye okullarda bile bu harekat değişik şekilde geçiştirilir. Tabi. Tabi hep iddihatçılar Günümüzde de öyle, bu iddiaat komitacıları, günümüzde de e, varlıklarını sürdürdükleri için kendi başarısızlıklarını hep örtmüşlerdir, devamlı yani, olarak. Zihniyeti Mesela, yaşıyor demek evet, istiyorsunuz. Yani evet. Bu e, plan işte kuşatma harekatıydı, çok iyi bir plandı <laughs> fazla. Ayrı. Ama netice, netice. Sonuç. Evet. Çünkü Abi. biliyorsunuz hüküm neticeye göre verilir. Bravo. Yani burada. Evet. E, ee, ...önemli olan... E, ...konu bu. Şimdi, Bir husus daha var... Buyurun, ata Bey. Olur. Burada buyurun. en... ...önemli... E, ...konu... Al ...Enver Paşa'nın en büyük hatalarından biri... ...Türk-Osmanlı ordusunu... ...Alman subaylarının... ...emrine vermiş Tabii. olmasıdır. Onların e, direktifiyle... ...adeta hareket etmiştir. Evet. Sarıkamış'ta da böyle... E, ...Kanal Harekatı'nda da böyle... Çanakkale'de de böyle biliyorsunuz Çanakkale'de ordu komutanı kimdi? Liman Van Sanders'ti, Alman'dı. Bakın o, o, o genel kurmay başkanı e, Alman idi. E, bakın e, donanmayı bile a, a, al, Alman e, amirallerine o Soşon o Şoson, evet, Şoson meşhur tabii şeyinin e, Goben Breslav gemilerinin komutanı ona vermişti. Yani en büyük hatalarından biri buydu. Harbin başında e, e, Enver Paşa'nın ve iddia Terakki komitacılarının o da bize şimdi ders olması lazım. Hiç çünkü orada Almanlar kendi milli menfaatlerine göre Osmanlı'yı kullandılar yoksa bizi e, Almanlar öyle e, gözümüzün kaşı Tabii, için vesaire gözümüz, değil. dolayısıyla böyle için bir, şey, bir evet. yabancı devletin emrine ordusuna kendi ordumuzu vermek en büyük hataydı ve nitekim Birinci Dünya Harbi ile beraber Osmanlı Devleti tarihe karıştı. Yani bunu şunun için şey yapıyorum. Bugün de mesela böyle bir kısım muhalefet de böyle siyasi şeyler dışarıdaki yabancı devletlere bel bağlamışlar. Herkes kendi milli menfaatine göre hareket eder. Tabi. Biz yani, kendimiz için ne yapabiliriz? Evet, ne Yani Almanları e, hatırlamak lazım. Tabii. Birinci Dünya Harbi'nde bu e, sarı kamış harekatının özelliği, kanal harekatının özelliği, Çanakkale'nin özelliği Almanlarla olan işbirliğimizin neticesini hatırlamak lazım e, günümüzdeki şeylerden de e, ders almak için yoksa hiçbir devlet size e, e, ancak kendi mil, menfaati için Tabii, kendi menfaatler isteklerini örtüşmeden, evet, için bakın etmezdir. bu e, ka, sarı kamış harekatının sonunda ne oldu biliyorsunuz e, büyük bir Doğu Anadolu elimizden çıktı. Ruslar Ermenilerle beraber Trabzon'a Erzincan bir hat kes oraya kadar geldiler yani. yani Büyük Ermenistan doğu, kurduralım evet, diye sizlere öyle. de onlar da öyle aynen kullandılar. Yani. Evet ama Ve, sonrasında Rusların geri çekilmesinde işte, Allah'tan kendi işlerinde işte 1917'de ha, ha. Bolşevik ihtilali olunca ha. Ruslar. ...çekildiler. Evet. İşte Cenab-ı Hakk'ın... ...bir yardımı oldu. Hı -hı. Yoksa e, Doğu Anadolu... ...bizim elimizden Maalesef. çıkmış... ...geçmiş Peki idi. Yani e, bu iddiaatçıların e, ...bu yapmış oldukları bilmezdi Evet e, bence yani bana göre ders alınacak Stra stratejik çok, olarak Evet. stratejs davranmamalar Evet göre. yani ders alınacak çok önemli bir konu çok, çok şükür ki şimdi 10-15 senedir her sene iyi kötü sarı kamış dile getiriliyor Eskiden kimse ağzını alamazdı evet. sarı kamış harekatı... nerede olmuş ne olmuş 90 bin şehit nasıl olmuş bunun sorumlusu kim e, kim niye sorgu sorulmamış sorgu sual ee, yok evet sorgu, sual Peki, yok. bunlar hep işte o zamanki eee Ama... Terakki Partisi'nin iktidarda olması hmm. o o komitacıların bütün bunları örtmesi e, günümüze kadar geldi evet. mesela yakın yani cumhuriyet döneminde de hep iddiatçılar söz sahibi oldukları için bu kendi başarısızlıklarını hep örttüler. Tarih kitaplarından geçirdiler, kapattılar. Askeri okullarda bile bu konular askeri olarak incelenmesi gerekirken hep üstü kapalı geçiştirildi. Beben, beben, bu anlayış bugün de devam evet. ediyor. Batı 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 evet. dostlar falan neyse. Efendim şimdi ben herkese bütün gençlere özellikle Mirat Be Hakikat kitabını hakikaten tavsiye ediyorum. O yakın tarihimizi evet. mutlaka o kitabı o, okumak lazım. Evet. Her evet. şeyi anlatıyor. Çok şeyi <laughs> evet. anlatıyor. Çok, Herkesin Evet. Teşekkür ederim. Evet. Evet, sevgili dinleyiciler... Konuğum emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Kısa reklam arasından sonra 7 8 Hasan Paşa gündemimizde. Kanlıcadayız. 7 8 evet. Hasan Paşa'nın Şeyini, yarım kalmıştı. Yarım onu, kalmıştı. Onu, onu Hem farklı bir misyon evet. e, yükleniyor e, Beşiktaş muhafızı evet. bir darbeyi önlüyor darbeci de kim efendim e, Sarıklı Suavi. Ali Suavi. Ali, Ali Suavi bak, Me evet. medrese mektep evet. e, hocası ateşli vaizleriyle biliniyor Sarıklı hakikaten. Ee, bu, bu böyle bir darbeyi de önlüyor e, efendim YSK Hazanpaşa orada da yalısı var evlatları daha doğrusu torunları şimdi kullanıyorlar sıra o yalıya geldiğinden e, bilgileri alacağız e, efendim ama şimdi ne yapalım kısa bir reklam arasına gidelim emekli kurmayı albay Ziya Borcuoğlu stüdyoda konuğum efendim bu defa Evet sevgili dinleyiciler tekrar birlikteyiz beraberiz TGRT FM'de Söz Sözü Açtı programını dinliyorsunuz. Efendim bu arada tabii emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu da stüdyoda konum. Efendim tekrar hoş geldiniz evet. programa e, şey yapmadan önce giriş. <laughs> Efendim Kanlıca'da olduğumuzu. Evet, Kanlıca'dayız. Evet. Geçen mi? hafta orada kalmıştık. İşte e, Kanlıca'daki e, yalılardan bir tanesi de Onların... 78 Hasan Paşa'nın yalısı olarak bilinen Osmanlı Gülü adı verilmiş. Çok e, şirin, üç katlı ahşap yalı var. Hemen bitişiğinde de bir minik müştemilat binasıyla beraber e, Boğaz'ın en gözde yalılarından biri. Tabii ee, 7-8 Hasan Paşa biliyorsunuz e, imzasını e, eski harflerle 7-8'i kullanarak yaptığı için 7-8 Hasan Paşa e, ismi Ama çok gelmiş. Da 7, 8, kendisine cevap Halbuki olan, evet. çorumludur. Tabii. Biraz sonra bahsedeceğiz belki. Çorum'da orada medrese tahsili görmüş efendim. E, orada bir saat kulesi de yapmış. Evet saat kulesi var. Evet, saat kulesi var orada e, hizmetleri var. Bugün hala ...orası kullanılıyor. Tabii. Bu e, yalı da... ...şu anda onun... E, ...varisleri tarafından evet. kullanılıyor. Dolayısıyla o orijinal... ...haliyle günümüze kadar... ...intikal etmiş. Nitekim biraz sonra... ...bu kanlıca'da birkaç tane daha... ...böyle Tabii. yalılar var. Hep bunlar e, sahipleri... E, ...değişmemiş. Hı hı. Hep... E, ...varisleri muhafaza etmişler. Dolayısıyla o yalıların e, tabi güzelliği, tarihi güzelliği günümüze kadar gelmiş. İşte onlardan birisi de bu 7-8 Hasan Paşa e, yalısıdır. Evet. Şimdi Hasan Paşa e, kimdir, nedir ondan biraz bahset, bahsetmek tabii istiyorum. Şimdi bu e, Osmanlı ordusunda erlikten Maraşallığa kadar yükselmiş birisi. Yani Nasıl Mekteb yükselmiş... Değil. ...evet onu arz edeceğim... Evet. ...şimdi bakın... ...askerlik hizmetini yaparken... E, ...işte... ...alaylı... E, alaylı hı hı. E, ...Kırım Harbi çıkıyor biliyorsunuz... ...ona e, iştirak ediyor... ...Kırım Harbi'nde... ...başarılar gösteriyor... ...ve çavuş rütbesini alıyor... ...daha sonra... ...Sultan Abdülhamid Han, ...Abdülmecit Han zamanında... ...biliyorsunuz... E, ...Osmanlı döneminde her sene... ...Sürre alayı tertip edilir. E, ...haç hac zamanı ...Arabistan'a gider Sürre alayı hediyelerle beraber Tabii. Peygamber Efendimize ve Mekke'ye o bölgedeki mukaddes müslümanlara, mukaddes evet, topraklara ziyaret eder... Bu <laughs> e, günümüze kadar yani Osmanlı Devleti e, Tarihten silinene kadar her sene bu devam etmiş. İşte Abdülmecit Han zamanında da bir bir sürre alayında görevlendirilmiş. Orada da büyük başarılar göstermiş ve teğmen rütbesiyle e, tartif edilmiş, ha. E, ödüllendirilmiş Amerika bu adam. Amerika ordusunda da böyle bir sistem var. Var. Şu, alaylı evet, mektebi evet, ama alaylı var. olarak gelip. Evet. Şimdi genel mesela bizim ordumuzda da var. Mesela e, az, e, Erlik'ten e, şimdi yeni e, düzenlemeyle as e, subay olabiliyor. Evet. evet. As subay ondan sonra subay oluyorlar. E, genel dahi olabiliyorlar. Yani kabiliyeti, çalışkanlığı. Çünkü e, bunlar e, zamanla e, ortaya çıkan şeyler. E, bir e, e, savaşla bir e, harekatla beraber insanlar sahada, sahada kendilerini var, tabii. gösteriyorlar. Evet. İşte onun ki, Amerika'da da olmuyor. var bu. Tabii evet. Kitap Bizde de da, e, ama. şu anda da evet. Türk ordusunda da e, bu uygulanıyor. E, şimdi e, bu Hasan Paşa Abdülaziz han döneminde ağır rütbesiyle taltif ediliyor ve Beşiktaş Karakol komutanı olarak görevlendiriliyor. Beşiktaş muhafızı. Ve bu, evet. evet. Daha sonra e, o ismi alıyor. Efendim, şimdi e, bu görevi yaparken biliyorsunuz o dönemde de Sultan Abdülhamit Han Şehzade kendisinin biliyorsunuz işe de e, Maslak'ta Kasrı var, Maslak Kasrı var. Evet. Bugün de ziyareti açıktır. Bu vesileyle hatırlatayım, Pazar günleri ziyaret edilebiliyor orası. O şehzadeliği orada geçti ve Sultan Abdülhamit Hanın ikinci Abdülhamit Hanın Han hatta padişah olması da o orada kararlaştırıldı. İşte tam olarak bir neresi orası? Bir, tam yani. Sarıyer'e giderken Hacı Osman Bayırına Heh. giderken hemen sağdadır, yoldadır, çok kolaydır evet. yolu evet. ve açıktır, ziyareti açıktır Hı -hı. efendim. E, Yıldız Sarayı'nın adeta bir minyatürü gibidir. Orada. Çünkü evet, Sultan Abdülhamit Han Maslak'tan işte padişah olup da Yıldız Sarayı'na intikal edince Aynı şekilde orayı böyle ona benzer şekilde geliştirmiş çünkü maslakta kalırken o ka mesela e at ağırları yapmış, atlar beslemiş, birçok faaliyetleri var. Evet. Botanik botanik <laughs> işi botanik bahçe de var tabi. Hatta biraz çok politikayla orizinal... ilgilenmeyen <laughs> uzak durmuş evet. gibi. Evet. Evet. Zaten ondan dolayı ya bu bir şey bilmez. Uzak yaşıyor. Baksana çiftlik müftlik bir şeyler <laughs> yapıyor falan. Evet. Hala bugün dahi var böyle Ocak, Şubat ayında açan çok orijinal güllerin yaşadığı hı, ki günümüze hı. kadar gelmiş ha. bu. Maslak Köşkünde, Maslak kaslarında şu anda var o. Aynı şekilde Yıldız Sarayı'nda da var. Bu orada <laughs> da böyle bir sera açmıştır. İşte <laughs> zaman zaman Abdülhamit Han böyle Maslak Köşkü'nden Doğumbaşı Sarayı'na işte saraya çeşitli maksatlarla iniyor. Bir gün dönüşte Doğumbaşı'dan Maslak'a giderken <laughs> yolda bir askeri müfreze yolu kapatıyor. Herhangi bir sebepten dolayı yolun kapalı olduğu... Ee, buradan geçilemeyeceğini söylüyor oradaki müfreze komutanı. Hmm. İri yarı evet. birisi ee, işte şehzadenin paytonu geçiyor. Ee, yanındaki yardımcılar e, diyorlar içeride şehzade var. Yol verin efendim Yol geçelim, geçelim ya. Yani. Geçin efendim. Şimdi onun da cevabı şu oluyor. Bu e, ...o zamanki rütbesi A ıı, Hasan, ıı, Hasan, ...Hasan... ...Hasan Paşa değil... 7, 8, diyor, e, ben ...Hasan Ağa... ...şehzade falan tanımam... ...padişahın kesin emri var... ...ondan başkasını... ...dinlemem diyor... ...buradan geçemezsiniz... Onu. ...bunu söyleyince... Onu. ...ya diyorlar içeride şehzade var... ...padişahın şehzadesi... ...geç bu layet var. ...ben şehzade de tanımam diyor... Padişahın emrini aldım. Aynen onu uygular. İsrar ettikler, ettikleri halde e, kesinlikle ben bilmez merkez bilir. ben geçirmediyorum. Ben diyor. Için evet, biliyorum. Aynen Alır götürdük Ben bilmez kardeşim. Neticede e, şehzade Abdülhamit Han e, şehzade o zaman e, durumu e, görüyor, bakıyor, müdahale ediyor. Sıkı adam. ...diyor ki. <laughs> ısrar etmeyin diyor. Başka yoldan, alt yoldan geçeceksiniz diyor. Tamam diyor. Fazla israr etmeyin. Başka bir yol o, yöntem O buyurun. yoldan geçelim diyor. Bu arada emir veriyor yanındaki Pythoncuya. Bu adını ismini sor, ismini istiyorum. İsmini hüviyetini alın diyor. Hı. Alıyorlar. Şimdi herkes zannediyor ki tabii buna ceza verecek. Vay ceza mi? verecek. Evet. ...işte seneler sonra Sultan Abdülhamit Han padişah olduğu zaman işte bunu bu 7-8 Hasan Paşa'nın bu hatırasını hatırlıyor ve e, ...görevi göreve alıyor. Var, evet. Var, ve Beşiktaş muhafızı olarak... Ha, ...o, o zaman. bölgenin, evet... ...önce başı Beşiktaş'ta karakol komutanı iken... ...o bütün o bölgenin... Hepsini ...o sarayların... Öyle. ...bütün... E, ...yani is, bugünkü tabirle... ...İstanbul merkez komutanı. Tabii, aynen öyle. O, o rütbede. Yani. Evet. Ona e, e, o vazifeyi ha. veriyor. İşte bakın Sultan Abdülhamit Han'ın da... ...burada bir... E, ileri görüşlülüğü var. Böyle daha şehzadeyken adam seçmek... Tabii. böyle kendisine sadık, görevini yapan, ihanet etmeyen insanları liderlik daha... özelliğidir evet, bu. Işte, adam evet. seçmek Aynen liderlik öyle. özelliğidir. Aynen evet. öyle. İşte 7 8 Hasan Paşa'nın böyle bir özelliği var. <laughs> yani Sultan Abdülhamit Han onu daha şehzadeyken tespit etmiş, Tabii. takip etmiş unutmamış ve göreve almış. Şimdi hatırlayın geçen programlarda anlatmıştık. Bu çırağan olayında o sarıklı ihtilalci ha, Ali Suavi Ali Suavi darbe teşebbüsünde bulundu biliyorsunuz Sultan Abdülhamit Han'ı ...devrerek 5. Murad'ı tekrar tahta geçirmek evet, evet. için İngilizlerin desteğiyle böyle bir darbe teşebbüsünde bulundu. Ee, e, ne zaman? 93 Harbi henüz tam bitmemiş. Osmanlı, şey, Rus orduları İstanbul'da, Yeşilköy'de düşünebiliyor musunuz? O haldeyken e, darbeye teşebbüs ediliyor. İngilizler Ali Suavi şahsında. Çünkü e, Ali darbe Suavi e, karanlık bir adam. Bir İngilizle evli. E, Affedersiniz Paris'te, sevgilisi de evet, var. Evet, o, o da İngiliz. O evet, o da aynen öyle. Evet. Ve e, İngilizlerin şeysiyle bu darbe bir de ee, ...böyle o zaman... ...93 Harbi'nden dolayı... E, ...Rumeli'deki göçmenler var... ...o göçmenlerden de istifade ederek... ...Çırağan Sarayı'nı bastı... ...hatta 5. Murat'ın... ...koluna girdi... ...işte padişah sen oldun... Deme. ...bu hale getirdi yani... Bu 5. Arada... Murat bu arada rahatsız değil mi? Evet, Çırağan Sarayı'nda kalıyor... ...evet... evet ...akli muazenesini biraz şey yaptığı için... ...bu... Sultan Abdülaziz Ağa'nın şehit edilmesi olayından sonra bunlar gerçekleşti biliyorsunuz ee, evet. işte e, bu haldeyken 7-8 Hasan Paşa haber alıyor doğru e, Çırağan Sarayı'na e, zaptiyelerle beraber geliyor müdahale ediyor ve e, 5. Murad'ın koluna girmiş bu Ali Suavi onu sarayda işte top attırıp padişah ilan, i̇lan edeceği sırada sekiz Hasan Paşa müdahale ediyor elindeki büyük copla bir sokpa derbesiyle kafasına vurarak orada ölümüne sebep oluyor öldürüyor ve, ondan sonra ve darbe bitiyor, e, bitiyor. ama e, 20 küsur e, 25'ye yakın ölü var e, yüzlerce ha, yaralı yani. var tabii hem denizden hem karadan e, sarılmış, e, sarılmış. Çırağan Sarayı ve az daha muvaffak oluyorlar. Yani bu aynı 15 Temmuz'daki Ömer Halis Demir gibi bir darbe ile bir hareketle darbenin önüne geçti. Yani, yani Halis Demir o, varsa evet, Fetu da vardır karşısında. İşte bu, bu medrese bu, hocası, aynı Aizder ile biliniyor sarıklı, e, Sarıklı, sarıklı Ali Suavi, aynı böyle camilerde vaaz etmiş tabii. birisi aynı yolu aynı şekilde bir dergiler çıkarmış tabii. gazete Eşliyat çıkarmış evet. evet hep bunu tabi bunu İngilizlerle beraber tabi bu muvaffakiyet başarısız olunca, Karısı e, İngiliz Sefareti'ne e, intikal ediyor, oraya sığınıyor, oradan kaçıyor, bütün evrakları e, imha Yakıyor, ederek. Imha i̇şte e, dolayısıyla e, o olayla ilgili daha fazla bir e, malumat olmuyor. İşte bu olaydan sonra tabii 7-8 Hasan Paşa e, daha e, ön plana çıkmış oluyor, rütbesi artıyor. E, e, Maşallah'a yükseltiliyor evet. ve e, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın en güvendiği e, bir e, eleman olarak e, tarihe geçiyor kendisi bu Çorumlu e, Çorum'da birçok e, hizmetleri olmuş orada biraz önce siz bahsettiniz bugün hala var, var, var Saat, e, saat, var. saat Kulesi var evet. Çorumlular kendisini e, biliyorlar Şimdi e, şimdi bu, yalnız bir şey bu, daha anlatayım şimdi evet. bu bekar yaşı da ileri <laughs> ee, şeyden e, bir, bir hanımefendi buluyorlar evet. diyorlar ki sana çalışkan bir hanım evet. yok sen böyle yetim gibi yaşama hem sana eş olsun evet. hem e, anne olsun e, onun da yaşı biraz ileri hanımefendi evet. evlendiriyor bir evet. de. Tabii, saraydan evet, evet. evlendiriyor. Evet, artık o. <laughs> evet, evet, öyle Oralara şey fazla e, girmedik. Tabii, evet, Şimdi, e, 7-8 Hasan Paşa 1905 yılında vefat ediyor. Hmm. Vefat edince tabii paşa rütbesinde olduğu için Barbaros Parkı, Barbaros e, anıtının evet, türbesinin yanında ona e, bir e, ayrı bir türbe yapılıyor. Hmm. Orada e, e, türbede kalıyor e, burası e, 1930'lu yıllara kadar evet. bu türbe var idi evet. o zaman tek parti döneminde e, Beşiktaş önündeki İskele Camisi ve 7-8 Hasan Paşa'nın türbesi kaldırılıyor sadece e ee, Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi ve anıtı kalıyor benim. Ee, bunu, bunun da bunun da kemiklerini Yol mu yani? kemiklerini e, Yahya Efendi kabristanına ha. veriyorlar. Niye işte darbeyi önledi ha. Sultan Abdülhamit Han'ın en yakın adamı Abi. vesaire onun için kendisine böyle işte cahildi vesaire diye kutlar takılmıştır. Hatta zaten böyle Medrese bir durum yok. Ya. Çorum'da, yani evet. Çorum'da zaten o dönemde bütün gençler, bütün çocuklar mahalle mekteplerinde, Sibyan mekteplerinde en az okurlar, okuma yazma öğrenirler tabii canım, bilirler ya. Yani. Okuma yazma bilmiyor sef, diye evet, yaftalamışlar. Sef, Sultan II. Abdülhamit Han'a olan böyle e, kin ve garezden dolayı 7-8 Hasan Paşa'yı da bu hale getirmişler. Darbeyi önlüyor beyefendi kolay mı ya? ya? Hem de ne zaman 93 harbe esnasında Tabii. Ruslar İstanbul'a geldiği sırada e, bakın çünkü orada İngilizler e, niye e, bu darbeyi yaptırdılar? Sultan Abdülhamit Han'ı ilk 1-2 senede hemen gördüler ki buna söz geçiremeyiz bu bizim isteklerimizi yerine getirmeyecek. Onun için daha başında darbeyle harbi de bahane ederek e, alaşağı edip tekrar beşinci muradı ki beşinci murad kendi adamlarıdır. Biliyorsunuz e, masonluk hikayesi de var onu tekrar e, tahta geçirmek için bu darbeyi planladılar. Yani şey 5. Murat'ta evet. masonluk da bir e, söz konusu diyorsunuz. Evet. Bir işte de ressam esas, herhalde resimle ilgileniyor. Şimdi esas bu e, aklı dengesinin kaybolmasının sebebi e, Sultan Abdülaziz Han'a yapılan muameleye bizzat şahit olduğu için Öyle mi? biliyorsunuz. Aynen. Hem Şehit edildi. Hı -hı. Şehit edilmeden önce de bir hafta önce Topkapı Sarayına hapsedildi vesaire Tabii. bunlardan dolayı. Şimdi biz devam edelim bir devam edelim Vaktimiz ama bitiriyorum. Var ee bitiriyor. biraz daha bahsedeceğiz. Tamam. Vaktimiz buyurun. var. Tabii, mı? buyurun efendim. Bir üç, Şimdi beş dakika var. Hemen onun yanında ...Hekimbaşı yalısı diye anılan Kanlıca'daki Otağtepe'nin... Tepe'nin hemen eteğinde sahilde evet. çok güzel bir yalı var <laughs> ...efendim... Ee, kıpkırmızı böyle asimetrik Vişne. evet değil mi as, asimetrik <laughs> modelde yapılmış bir yalı herkesin dikkatini çekiyor bakın evet buna bir de gemi o, girdi biliyorsunuz evet, evet, işte Osmanlı güzel. döneminin e, son hekim başısı hekim başı Salih Efendi bu mektebi tıp e, tıbbiyeden mezun olan e, ilk e, doktor Vay. ve üç padişaha e, Paris doktorluk yapmış çok özellikleri olan bir birisi, botaneye meraklı. Nitekim o e, yalının arkasındaki koruluk bugün de var, geçerli. Tamamen bot, botanik e, ağaç ve meyve bahçelerle e, süslü. Hekim başı gülü diye e, günümüze kadar evet. intikal eden böyle bir gül çeşidi. E, oluşturmuş. Yani bu e, hekimbaşı Salih Efendi'nin böyle bir e, özelliği var. Hatta o, o dönemde Abdülmecid Efendi'nin e, annesi Valide Sultan, bezme alem Valide Sultan da bunun botanikle ilgilisini bildikten sonra o e, Fakat bunlardan Üsküdar'da, ilaç yapıyor. Evet Üsküdar'da evet. efendim e, bahçesini e, o o başlıyor Abdülmecit mu acaba? Anının, e, hediye ettiği bahçeyi bu Salih Efendi elden geçiriyor. İşte e, günümüzde Valide Bağı diye e, geçen o Valide Bağı bölgesini işte eee Alem Valide Sultan'ındır. Ha, tamam. e, ama o Hale kim getiriyor? İşte bu e, Salih Hekimbaşı. Efendi, hekim başı. Salih. Salih Efendi. Şimdi evet. bu e, yalı e, biliyorsunuz e, bin ne zaman 2019 yılında Tabii. büyük bir e, tanker buraya çarptı ve e, bugün zannederim hala e, restorasyona devam ediyor. O, evet. Yani yalının evet. her tarafını evet. berbat evet. etmiş. Evet. Kaç sene geçti bakın aradan Hı -hı. iki üç sene geçtiği halde. Onu konuşalım. Hala, bu başlık hala çünkü neden biliyorsunuz? Niçin evet. İstanbul ya da evet. kanal İstanbul diyoruz? Evet. Bunu geniş geniş evet. konuşacağız. Bugün programımızın sonuna geliyoruz. Evet. Efendim Emekli kurmay Hı -hı. Albay Ziya Burcuoğlu'na bugün için çok teşekkür ediyorum. Ben Ataullah Arvas. Saat 16'da randevumuz var. Bu randevumuzu unutmayın efendim. Mikrofonlarımızı bu defa size açacağız evet. ve gündemimizi bizi ülkemizi konuşacağız. Ne yapıyoruz?